Aslında din açısından baktığımızda İslam'ın geliş noktası ve bizden önceki dinlere baktığımızda bizden önceki dinler aslında dünü biz bugünü ya da e, bu anlamda bir denge üzerinde konuşacak olursak e, bugün yaşadığımız hayat bugünü inandığımız İnandığımız hayat ayrı, hayatı aslında yarını ifade ediyor. Hı. Biz yaşadığımız için, şu anda temas ettiğimiz için, şu anda bizim için tüketimde olduğu için dünya hayatı aslında bizim için cazip, daha etkin, daha yaşanılır, daha rağbet edilir bir pozisyonda. Ama aslında yarın dediğimiz şey hep adreslenen. Hı. Fakat sonuçları da görülecek olan şey. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize, Rahman suresinde e, semayı ve arzı yarattığını hı hı. ve buna bir denge koyduğuna vurgu yapar ve dengenin bozulmamasını bize salık verir. Hı hı. İnsanoğlu'na böyle bir e, emir verir ve aynı zamanda kitapla beraber mizanı da indirdiğine vurgu yapar Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Aslında kitap da inmiştir. Hayatın nasıl yaşanacağına, nasıl hareket edileceğine dair bize rehberlik eden kitap da indirilmiş durumdadır. Yeryüzünde her şeyde var olan ölçü ve denge de indirilmiş durumdadır. Yani bu, bu iki münzele karşı eyvallah. insanoğlu evet. dikkatli olmak durumundadır. Yarın ahirette karşımıza çıkacağını bildiğimiz mizan aslında şu anda var. Mevcud. Var. Böyle desek doğru olur mu? Arkadaşlar? Elbette. Eyvallah. Elbette. Yani biz şu anda bu mizanı yaşıyoruz. Bu mizanda doğru hareket etmekle de yükümlüyüz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize ahireti, yani geleceği, yani yarını işaret ederken Ayet-i Kerime'de ee, bize وَابْتَغِ ف۪ي مَا اٰتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْاٰخِرَةَ der. Ahiret yurdunu iste. Yani orada istekle emir buyurulur. Evet. Fakat söz konusu dünya olduğunda وَلَا تَنْسَ نَص۪يبَكَ امِنَتْ dünyadır der. Dünyada nasibini unutma. Yani birisi istemekle emrolunurken Esas varılacak evet. yer, esas sonuç elde edilecek yer, bu dünya hayatı ise bugün dokunduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, temas ettiğimiz içinde hayat sürdüğümüz bu gerçeklik ise unutma emrine muhatap olur. Evet. Unutulmaması gereken şey olarak dikkatimize sunulur. İşte burada bu denge'nin doğru tutturulması, bu denge'nin e, dünya tarafına doğru kaydırılmaması e, bir müminden, bir Müslüman'dan istenir. Ve bu istek çerçevesinde yani e, dengeyi ahirete doğru kaydırma çok istisna zamanlarda gerçekleşmiştir.